Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir canım çocuklarım. Bugün matematik derslerimizden 17. dersimizle beraber birlikteyiz. 17. dersimizin konusu parantezli işlemler. Beni dikkatli bir biçimde dinlersen parantezli işlemlerin nasıl yapıldığını öğreneceksin. Hazırsan başlayalım. Çocuklar parantezle verilmiş olan işlemlerde her zaman ilk olarak halletmemiz gereken yer parantezin içi daha sonra dışarıda neler var diye bakacağız. Parantezin içerisini halletmeden dışarıya bakmak, çıkmak yok. Hazırsanız başlayalım. Bize bir parantezli işlem sorusu vermiş. Demiş ki parantez işlemin içerisinde 15 çarpı 4 artı 8. Ben biliyorum ki her zaman içi parantezli işlemde parantezin içini halletmeliyim. Yani benden istediği şey 15 ile 4'ü çarpmalıyım. 4 geri 5 20'nin 0'ı elde var 2. 4 geri 2 al. 4 geri 1 4. 2 de burada 6. 60 oldu. Ben artık buranın 60 olduğunu biliyorum. 60'a 8 eklememi istiyor. 68 olarak sonucu buluyorum. Hadi ekrana durdur ve aşağıdaki soruyu kendin çözmeye çalış. Ben biliyorum ki parantezli işlemlerde ilk olarak parantezin içini hallediyorum. İstediği şey 96'dan 48'i çıkarmam. 6'dan 8 çıkmaz. Komşuya gittik. 8 kaldı. 16'dan 8 çıktı 8. 8'den 4 çıktı 4. Ben artık biliyorum ki buranın sonucu 48. 25 ile 48'in toplamını soruyor. 25 ile 48'in sonucu 5, 8 daha 10, 3, 4, 6 bir tane de burada var. 73 olduğunu yazabilirim. Hadi devam edelim. Ekranı durdur ve lütfen kendin dene. Parantezli bir işlemle beraberiz. Neyi biliyoruz? Her zaman için parantezin içinin öncelikle yapılması gerektiğini biliyoruz. 84'ten 43'ü çıkarmamızı istiyor. Çıkaralım. 4'ten 3 çıktı 1. 8'den 4 çıktı 4. Ben artık buranın 41 olduğunu biliyorum. 78'den 41'i çıkarmamızı istiyor. 78'den 41'i çıkarıyorum. 8'den 1 çıktı 7. 7'den 4 çıktı 3. Artık buranın sonucunun 37 olduğunu biliyorum. Devam edelim. Parantezli işlem var. Ben biliyorum ki ilk olarak parantezin içini hallediyorum. 8 kere 5. 40'ı 2'ye bölmemi istiyor. 4'ün içindeki 2, 2 defa 2 kere 2, 4. Yukarıdan aşağı inen 0 her zaman hop yan tarafa geçer. Ve cevabımız 20 olur. Çok kolay değil mi? Takım parantez gördüğünüzde korkmayın çocuklar. Devam edelim. Lütfen ekranı durdur ve kendini çözmeye çalış. Parantezli işlem var. Biliyorum ki 15 bölü 3, 5. Şimdi 4 çarpı 5 olmasını istiyor. Cevabımız 20. Hadi deneyelim. Parantezli işlem var. İlk olarak halletmem gereken yer neresi? Parantezin içi. 16'dan 6 çıktı 10. 20 bölü 10. Onar onar 20'ye kadar sayıyoruz. 10, 20. İkinci de sonucumuza ulaştık. Anlaştık mı? Süper. Devam edelim. Bize bir problem vermiş, bir soru vermiş. Bakalım ne diyor? Tahterevallinin dengede kalabilmesi için işlem sonuçlarının eşit olması gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi tahterevallilerin bu tarafında ve bir tarafındaki ağırlıkların, sayıların eşit olması gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle aynı şeye ulaşmasını istiyoruz. Buna göre buradaki A artı B çarpıcı işleminin sonucunu bulalım diyor. Bakalım ne olacak çocuklar. Burada ne yapmış? 15'e doğru çarpmış. Hemen çarpalım. 4 geri 5 20'nin 5 de var. 2. 4 geri 1 4. 2 de burada 6. Ben buranın 60 olduğunu bildim. 120'yi neye bölersem 60 olur? Nasıl buluyoruz? 120'yi 60'a bölerek de bulabiliriz. Biz artık iki tarafta da sıfırlar varsa silebileceğimi biliyoruz. 6 kere 2, 12. Cevabımız buradaki A 2 oldu. A'nın 2 olduğunu biliyorum ben. Unutmamak için şuraya yazalım. A 2 oldu çocuklar. Devam edelim. 80'i B'ye bölmüş. Ve ne olmasını istiyor? Ne eşit olmasını istiyor? 16'ya. 80'i Neye bölersem 16 olur. Nasıl buluyoruz? 80'i 16'ya bölerek bulabiliriz. Sırasıyla deniyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 denediğimde 5 kere 6, 30'un sıfırı elde var. 3, 5 kere 1, 5, 6, 7, 8. Demek ki ben B'nin ne olduğunu buldum? 5 olduğunu buldum. Unutmamak için B'nin de 5 olduğunu şöyle yazalım. Geçelim öbür tarafa. 70'ten 25'i çıkarmış. Ne olduğunu biliyorum. 50. Ne ile 5'i çarparsam 50 olur? 50'yi 5'e bölerek bulabiliriz. 5'in içinde 5, bir defa 1 kere 5, 5. 0 aşağıya indi. Aşağıya inen 0 her zaman yana geçer. C'nin de 10 olduğunu biliyoruz. O zaman geçtik. A artı B çarpı C diyor. Ben ilk olarak parantezin içini yapmam gerektiğini biliyorum. A neydi? 2. B neydi? 5. Çarpı C. 10 diyor. 5. 2 daha 7. 7 çarpı 10. 70 olduğunu bulduk. Güzel bir soruydu değil mi? Çözebildiniz mi? Eğer kendin çözmediysen, beni sadece dinlediysen lütfen ekranı durdur ve bir de kendin çözmeye çalış. Olur mu Yavrucuğum? Devam edelim, bakalım ne diyor? Bilgisayar firması bilgisayarların fiyatlarını, bilgisayar ekranlarını görseldeki gibi işlemlerle belirtiyor. Bilgisayar almaya karar veren Ahmet'in 60 lirası varmış. Buna göre Ahmet'in yukarıdaki bilgisayarlardan hangisini alamayacağını bulalım. Peki başlayalım ilk olarak mavi bilgisayarımızdan. Ne yapıyoruz? Parantezli işlem gördüğümüzde her zaman parantezin içini ilk önce yapıyoruz. 96'yı 4'e bölmemizi istemiş. 9'un içinde 4 2 defa. 2 kere 4 8. Hop 16 oldu. Dörder dörder 16'ya kadar sayıyoruz. 4, 8, 12, 16. 24 oldu artık burası. 24 ile 49'u toplayalım istiyoruz. 9, 4 daha 13. 4, 2 daha 6. 1 daha 73 oldu. Bu bilgisayar 73 liraymış. Devam edelim pembe bilgisayara. Bakalım. Parantezli işlem var. Ben ne biliyorum? Parantezli işlemlerde her zaman parantezin içi halledilir. 8 içinde 5, 1 kere 1 kere 5, 5. 35 oldu. 7 kere 5, 35. Şimdi 17'ye 35 eklememiz gerektiğini biliyorsun. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5. Ne kadar oldu bunun fiyatı? 52 lira oldu. Geçelim yeşil bilgisayarımıza. Yine parantezli işlem var. Biz ilk olarak parantezin içine hallediyoruz. 25 ile 3'ü çarp. 3 kere 5, 15'in 5'i elde var. 1, 3 kere 2, 6, 1 de burada 75. Şimdi 75'ten 18'i çıkarmamızı istiyor. 5'ten 8 çıkmaz. Komşuya gittik. 6, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 kaldı. 7'den 1 çıktı. 6'dan 1 çıktı. 5. Demek ki bu da 57 lira oldu. Geçelim sarı bilgisayara. Ben yine ilk önce parantezin içini yapmam gerektiğini biliyorum. 29, 38'den 9 çıktı. 8'den 9 çıkmaz. Komşuya gittik. Burası oldu 18. 18'den 9 çıktı. 9. 2 de aşağıya indi. 29 kısmına 25 ekle diyor. 9. 5 daha. 14. 2, 4. 1 de burada var. 5. 54. Demek ki mavi bilgisayar 73. Pembe bilgisayar 52. Yeşil bilgisayar 57. Turuncu bilgisayar 54 lira. 60 lirası vardı. Ahmet hangi bilgisayarı alamazmış çocuklar? Hangi renk bilgisayarı alamıyormuş? Mavi olan değil mi? Çünkü bu 73 lira. 60 lirası olduğu için mavi bilgisayara parası yetmez. Çocuklar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Konuyla ilgili soru çözmeyi unutma. Olur mu? Hoşçakal.